Ali Nutki dedi. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi şeyhlerinden Defteri Dervişat müellifi. Ahmet Efendi'nin oğlu Ebu Bekir Efendi olup Kütahya'nın Köprü Viran köyündendir. Tavşanlı ve Kütahya Mevlevi haneleriyle Konya Asitanesi'nde yetişmiş, Küçük Mehmet Dede'den sonra Yeni Kapı Mevlevi Hanesi şeyhi olmuştur. Ali Nutki Dede'nin annesi ise Türk müsikisinin pek mühim şahsiyetlerinden Kutbunnayi Osman Dede'nin kızı Saide Hanım'dır. Üç kardeşin en büyüğü olan Ali Nutki Dede'nin diğer kardeşleri ise kendinden sonra dergahın şeyhleri olacak Abdülbaki Nasır Dede ve Abdurrahim Künhi Dede'dir. İlk tahsiline babası ve küçük yaşta emanet edildiği Et-Tevârihül Mevleviye isimli eserin de müellifi amcaoğlu Sahih Ahmet Dede ile başlamıştır. Hafızlığını tamamlayıp dini ilimler öğrenmiş, ayrıca Arapça, Farsça ve Mesnevi dersleri almıştır. 13 yaşlarında babasının vefatı üzerine dergahın şeyhi olmuş, bu vazifesini vefatına kadar yaklaşık 30 yıl devam ettirmiştir. Şeyhlik dönemi 1. Abdülhamit ve 3. Selim dönemlerine rastlar. 4 Eylül miladi 1804 yılında 42 yaşında rahatsızlanarak dergâhtaki hücresinde vefat etmiş ve buranın haziresinde bulunan babasının ayak ucuna defnedilmiştir. Oğlu olmadığı için yerine kardeşi Abdülbaki Nasır Dede geçmiş, Sürûri ölümü üzerine Kevser safası eyledi Seyyid Ali Dede notunu düşmüştür. Mehmet Ziya'nın Yeni Kapı Mevlevi Hanesi isimli eserinde Ali Nutki Dede'nin daha genç yaşlarından itibaren tüm vaktini tahsille geçirdiği ve faziletli bir hayat sürdüğü aktarılır. Yine bu eserde babasının ona Memiş Mahlası'nı verdiği zikredilmekle beraber bunun haricinde Nutki Mahlası'nı kullandığı da görülür. Esrar Dede'nin tezkiresinde Nutki Mahlaslı bir gazeli, Fatin tezkiresinde ise bir kıtası kayıtlıdır. Ayrıca Veled Çelebi'nin Sımaati Aşikan adlı mecmuasında da birkaç şiiri bulunmaktadır. İstinsah ettiği Neşati Divanı sebebiyle kaynaklarda hat konusundaki mahareti zikredilir. En mühim eseri Süleymaniye Nafiz Paşa Kitaplığı 1194 numarada bulunan Defteri Dervişan isimli telifidir. Defteri Dervişan, 26 Mayıs miladi 1799 yılında yazılmaya başlanmış ve son 7 postnişin tarafından devam ettirilmiş iki defterden oluşur. Dönemin Yeni Kapı Mevlevi Hanesi çevresinde meydana gelen tarihi, tasavvufi, sosyal ve kültürel bir takım olayların bilgilerini de içeren bir çeşit günlüktür. Fakat özel amacı tarihsel olarak dergaha mensup olan dervişlerin kayıtları, sema mukabelelerinin yazılması ve çileye girenlerin belirlenmesidir. İki defterden oluşan Defteri Dervişan'ın birincisi, Ali Nutki Dede tarafından yazılmaya başlanmış, miladi 1804 yılında vefatıyla kardeşi Abdülbaki Nasır Dede tarafından devam ettirilmiştir. Bu defterin bir sel felaketinde ıslanması sebebiyle Nasır Dede ikinci bir defter tutmaya başlamış, daha sonraki kayıtlarsa bu defterden devam etmiştir. Pek çok önemli şahsın da isimleri bulunan defterde Şeyh Galip ve Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin kayıtlarına rastlanır. Ali Nutki Dede'nin musiki şinaslığı hakkındaysa kaynaklarda farklı bilgilere rastlanır. Nüset Ergun, müziki bilgisine dair pek bilgiye rastlanmadığını ifade eder. Fakat pek çok kaynakta müziki bilgisine sahip olduğunun malum olduğu zikredilir. Nitekim Rauf Yekta Bey, Esatizi Elhan'da Dede Efendi'nin 14 yaşındayken pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere Ali Nutki Dede'den müziki dersleri almaya başladığını ve kısa zamanda gösterdiği başarıyla şeyhinin övgüsüne mazhar olduğunu aktarır.
Ayrıca Dede Efendi şeyhine ikrar vermiş, çileye başlamış ve onun döneminde 21 yaşında çilesini tamamlamıştır. Ali Nutki Dede'nin Şevkü-i Tarab makamında bir de ayin-i şerif bestelediği ve vefatından bir ay kadar önce 28 Temmuz miladi 1804 tarihinde ilk kez dergahında mukabelede icra edildiği zikredilir. Buna delil olaraksa İsmail Dede'nin ayin hakkında kendi dahli olmadığına dair ifadeleri gösterilir. Fakat genel kabule göre İsmail Dede'nin hocası ve şeyhi Ali Nutki Dede'ye tevazusu gereği böyle bir ifade kullandığıdır. Çünkü Dede, toplam 7 ayin bestelediğini başka bir ifadesinde belirtir ve bu zikredilen ayinle bu sayı 7'ye ulaşmaktadır. Ayrıca ayindeki name örgüsü ve tavrı da incelendiğinde İsmail Dede'nin izleri kolayca görülür. Ali Nutki Dede'nin müziki becerisi hakkında bunlardan başka bilgi bulunmayışı, araştırmacıları bu konuda temkinli olmaya sevk etmiştir.